Ete, Ömer Bey'in annemi yemeğe çağırması ne kadar ince bir davranış değil mi? Neredeyse kendini açtı. Yeterince içki stoğumuz var mı? Evet, rakımız, cinimiz, vodkamız var. Muhallar Hanım ne içmeyi tercih ederler? Light. Kolonsu olmaz mı? Olmaz. İyi dedi, renksiz ve diyet olacak. Hani şu hamamlarda içilenden. Neyse, ben gidip alayım bari. Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Bu gece yemek çok ilginç geçeceğe benzer. Neden? Muhalle Hanım Melek de dargın, Dilara sizinle konuşmuyor. Bu gece sohbetin sizinle Muhalle Hanım arasında geçeceği anlamına geliyor. Aman Allah'ım. Kim bilir? Belki anlamınızı değiş tokuş edersiniz. Siz ona televizyon kanalını nasıl açtığınızı anlatırsınız. Muhalle Hanım da size istenmeyen tüylerden nasıl kurtulduğunu. Tertip. Tertip, Allah aşkına yemeği bir gün daha çağır. Bu gece cumartesi efendim. Herkesin kendi görevi ve hayatı var. Benim işim bitti. Çıkıyorum. Hemen hemen herkesin demek istedim. Suzan. Efendim? Bu gece işin var mı? Evet var. Büyük babamı havalandan almam lazım. Zavallı ihtiyar solunum cihazına bağlı ve tekerlekli sandalyede. Niye sormuştun? Şey, ben de bu gece benimle yemeğe kalır mısın diye soracaktım. Anlaştık. Çok sevindim. Ya ama büyük baban ne olacak? Ah, hiç sorun değil. Bir taksi atlar gelir. Yeterince parası var nasılsa. Ağzına 1,10,000,000'lık sıkıştırıp başını salladı bu tamam. Yo, bu mümkün değil. Ömer, sorun değil dedi. Adam tekerlekli sandalyede. Yeşilköy'den burası düz ayak nasılsa. Gelir. Şey, aslında yemekte ikimiz beraber olmayacağız. Melek ve annesi de bizimle birlikte olacak. O kadından nefret ediyorum. Hangisinden? Sen seç birini. Oysa Muhalle Hanım sizin ne kadar güzel, çekici ve sofistike bir kadın olduğunuzu söyleyip durur. Ya tam bu sözlerle mi? Şey, bu bana manikürcünün kim olduğunu öğrenmem gerektiğini hatırlattı. Muhalle Hanım ellerin ne kadar çok bakımlı ve güzel olduğunu hep söyler durur da. Aslında Muhalle Hanım'ı hep çok sevmişimdir. Ama tabii ki daha önemli bir işin varsa... Ömer, büyük babayı unut gitsin. Şimdi hemen hava yollarını ararım ve onu bir güzel gelen kargolar bölümüne yerleştirtirim. Bertem, masaya bir tabak daha ekle. Tam da sevgili dostum Muhalle Hanımcığımın yanına. Manikürcünün adresini öğrenmek ha? Bu işi ustasından öğrendim. Evet. Ustasından.